Ben fazla okumuyorum bu şekilde yapıyorum. Hızlı okuma etkinliğimizde 74 sayfalık, 56 sayfalık ve 68 sayfalık kitaplardaki öğrencilerimizin kaç dakika okuyacaklarını ve bu okudukları kitabı kaç dakika okuduklarını test ettikten hemen sonra akabinde bu kitaplarla alakalı 10'ar tane soruluk bir teste tabi tuttuk anlayıp anlamadıklarını da öğrenmek için. Yegane amacımız şu bizim, bunu bütün sınıf başardı. Yani ortalama 53 saniyelerde, 50 saniyelerde, işte 2 dakikalarda, 1 dakikalarda gibi rakamlarla işte %100 anlam oranları, %90, %80, %70, en düşük anlam oranı %50 olarak kaydettik. Halkın bilinçlenmesi, hızlı okuma tekniğinin herkesin uygulayabileceğini bilmesi, aynı zamanda böyle bir şey yapmak için işte 74 sayfalık bir kitabı 1 dakikada, 2 dakikada okuyabilmek için ekstra bir beyne ihtiyacımız yok. Bunu sokaktaki her insan kolaylıkla yapabilir. Sadece hızlı okuma tekniğini öğrenmeleri gerekiyor. Sadece hızlı okuma tekniğinin içerisindeki aşamaları da öğrenmeleri gerekiyor. Bu ileri safhadaki teknikleri de öğrenerek bu seviyelere çok rahatlıkla herkes, bütün herkes kolaylıkla ulaşabilir. Bir kere günlük hayatında da inanılmaz derecede faydası olur. Haberleri izlerken, herhangi yorumları takip ederken, borsayı takip ederken, mesela bir iş yeri sahibi düşünelim. Borsayı takip ederken daha hızlı bir şekilde okuyup anlayabilir. İş yerinizde sözleşmeleri imzalarken çok fazla yazıyla haşır neşirseniz, orada çok kısa sürelerde o yazıları kolaylıkla okuyup anlayıp hemen imzaları atabilirsiniz. Bunu öğrencilerimiz okul hayatlarında inanılmaz derecede ilerletecekler, kullanacaklar. Kitap okumayı seven herkes, kitapları 5 dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada bitirmek isteyen herkes bu tekniği uygulayıp artık hayatını kolaylaştırabilecek. Bütün dillerde, Fransızca'da, İngilizce'de, Almanca'da, bütün dillerde kolaylıkla bu tekniği uygulayabileceksin. Bu bilgiler kalıcı. Şöyle, sadece bu eğitim bittikten sonra hızlı okuma tekniğini kullanmaya devam edecek. Hem kısa sürede yapacakları görevlerini yerine getirsinler, hem de hayatı dolu dolu yaşayabilsinler, sosyal aktivitelere katılabilsinler. Buradaki yegane amaçlarımızdan biri de bu. Şöyle bana bakabilir misiniz? Şimdi mesela ilk yaptığımız ölçüm 74 sayfalık Cengiz Aytmatov'un İlk Öğretmenim kitabı. Bu kitap gördüğünüz gibi full, neredeyse full, hatta full yazılı bir kitap. Karabibik. Karabibik'in iki farklı yayın evinden elde edilmiş kitaplar. Aynı, içerik aynı, sadece yayın evi farklı ve sayfa sayısı değişiyor. Burası 68 sayfa. Bunu işte dakikada 11.652 kelime okuyan öğrencilerimize verdik. Bunu işte 8.000'lerde olanlara, 2.000'lerde olanlara verdik. Bu da yaklaşık 56 sayfalık bir, evet 56 sayfalık bir kitabımız. Burada işte okudukları sayfa sayıları, aynı zamanda işte süreleri ve anlam oranları yazıyor. 10 tane soru sorduk. Şimdi mesela burada en hızlı okuyana bakalım. Karabibi'yi en hızlı okuyan 53 saniyede okumuş. 2 tane öğrencim yapmış bunu da. Anlam oranı da %50. Şimdi 53 saniyede bir kitabı okuyup %50 bile çıkartması, bu muhteşem bir şey. Yani siz sadece sayfalarını çevirseniz birer saniye sürer bu. Yani kaldı ki %50 anlam oranı zaten çok büyük bir başarı. Anlam oranları yüksek çıkanlardan da 1 dakika 3 saniyede var. %90 da anlam oranı. 1 dakika 3 saniyede okumuş. Kaç sayfalık Karabibik kitabını okumuş? 68 sayfalık. Mesela %100 var. %100 anlam oranına sahip, 1 dakika 36 saniyede okumuş, 74 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Sonra kim var mesela, anlam oranı %90, 1 dakika 36 saniye yine aynı.
taramalı okuma tekniğiyle okudular. 2 dakika 58 saniyede okumuş. En uzun sürede okuyan. Evet, öğrencilerin de yaptığı bu. Sayfanın ortasına bakarak kolaylıkla anlatayım.